Anti-HCV pozitif ne demek arkadaşlar? Size bunu anlatayım. Daha önce biliyorsunuz anti-HBS'yi anlatmıştım. Anti-HCV'yi de soruyorsunuz. Bu arkadaşlar anti-HCV testinin pozitif olması demek. Sizde hepatit C. HCV oradan geliyor. Hepatit C virüsü var demektir. Çünkü hepatit C virüsü kaparsanız ne olur? Buna karşı vücut kendini korumak için antikor üretir. İşte ona anti-HCV antikorları diyoruz. Şimdi bu hepatit C virüsünün biraz farkı var arkadaşlar. Bu hepatit B gibi değil, biraz daha tehlikeli. Niye? Gerçi bunu kapan kişilerin yaklaşık %25'i kendiliğinden iyileşiyor. Ama o %75-80'lik kısım ne oluyor? Kronikleşiyor. Kronikleşme ne demek? Bu virüsün karaciğeri iyice bozması, inflame etmesi ve daha sonra maalesef siroza dönmesi demek. Siroza döndükten sonra da işte ne oluyor? Karaciğer kanseri şansı da riski de artıyor. Onun için hepatit C biraz tehlikeli bir virüs arkadaşlar. Gerçi bu virüsü kapanların işte ne demiştim? %75'i kronikleşse de %25'lik kısmı kendiliğinden iyileşiyor arkadaşlar. Onun için test yapılması önemli. Şimdi hepatit C testini kimler yaptırmalı? Genellikle gebeler, rutin yapılıyor zaten. İşte hepatit C'li anneden doğan bebekler, işte HIV hastaları, onun dışında bağışıklık sistemi düşük hastalar, damardan ilaç kullanan ya da işte tato, piercing yaptıran kişilerin bu testi yaptırmaları uygun olur. Bu test kandan yapılıyor arkadaşlar. Bu antikor oluşması için ne kadar süre lazım? Yaklaşık 2 ama ideali 3 ay. 3 ay sonra antikorlar artık rahat bir şekilde oluşuyor. Onun için temastan 3 ay sonra anti-HCV testinizi yaptırabilirsiniz. Şimdi bu testi yaptırdınız diyelim. Testiniz pozitif oldu. Yani reaktif oldu. Bazen reaktif diye yazar. Bu ne demektir? Önemli midir? Önemlidir ama size şunu söyleyeyim. Bu HCV antikorlar arkadaşlar çok sık böyle yalancı pozitif olur. Ne demek bu? Mesela testiniz pozitif oldu. Bu testin arkadaşlar yaklaşık %25'i aslında yalancı pozitiftir. Yani pozitif testlerin %25'i. Niye yalancı pozitif olur bu? Genellikle altta yatan başka bir hastalık vardır. Mesela lupus vardır, romatoid artrit vardır. Veya nedir? İşte anne hepatit C'lidir, bebeğe antikor geçmiştir. Bu zaten kanda kalır. Aslında bebekte bir şey yoktur. Veya bazı test kitlerinde böyle bir takım maddeler var. İşte fare antikorları gibi, streptoidin, biyotin antikorları gibi. Bunlar teste yalancı pozitiflik verebilir. Onun için anti-HCV testinin pozitif olması önemli ama genellikle %25 oranında mesela yalancı pozitif oluyor. Tabii bu yalancı pozitif oluyor diye bunu böyle bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu doğrulamaya gönderiyoruz. Doğrulamaya gidiyor. Doğrulama testi bunda HCV NAT, yani NAT dediğimiz HCV RNA veya HCV PCR testi. Bunlar da zaten pozitif gelirse hemen tedaviye başlanıyor. Anti-HCV negatif gelmişse sizde zaten bir sıkıntı yok demektir. Virüsü almamışsınız demektir denebilir. Bazen de ne oluyor? Anti-HCV aslında sizde hepatit C virüsü varken negatif geliyor. Yani yalancı negatif. Bu da niye oluyor? Ya testi erken yapmışsınızdır mesela. Ne demiştim? Antikor 3 ay sonra oluşuyor demiştim. Böyle diğer bir ay işte 2-3 hafta sonra test yaptırırsan yani erken yaptırırsanız bu testiniz ne olabilir? Yalancı negatif olabilir. Veya HIV hastasısınızdır ya da işte böbek diyalizine giriyorsunuzdur. Diyaliz hastasınızdır veya immün sisteminiz nedir? Zayıflamıştır. Bu kişilerde antikor oluşumu azalacağı için de böyle yalancı negatifler olabilir. Demek ki özetle neymiş? Anti-HCV hepatit C virüsünü gösteren bir antikor testiymiş. Bu test 3 ay sonra yapılıyormuş kabaca. Ve bunun pozitif olması %25 oranında genelde yalancı pozitiflik ama yine doğrulamaya gidiyormuş. Doğrulama testi de pozitif gelirse o zaman tedaviye başlanıyormuş. Çünkü hepatit C
tehlikeli bir virüs, ileride siroza dönme ihtimali yüksek olan bir virüs. Evet arkadaşlar, bu testte kısaca öğrenmiş olduğunuz herhangi bir sorunuz varsa videonun altına sorabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi de ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.